bir boykot dönemi oldu Mekke'de. 3 sene boykot dönemi. Müslümanların dışarıdan hiçbir şey alması serbest değil, hepsi yasak. İçeriden dışarıya bir şey satmaları yasak. Müşriklerden ticaret yapmaları yasak. Kız alışverişleri yasak. Parası var ama bakkala gidip de bir şey alamıyor. Kimse onlara bir şey satmıyor. Hepsi aç. 3 yıl sürdü, 3 yıl. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh bir mesele anlatıyor. Bir gece diyor, açlıktan uyuyamadım. Aranızda hiç açlıktan uyuyamayan var mı? Ben yıllar önce bu hadis-i şerife rast geldiğinde dedim ki bu olayı yaşamam lazım. Öğle yemeği yemedim. Bu insanlar günlerce yemek yemiyor. Su ile bulduğu bir iki hurma ile idare ediyor. Bizde öyle de değil. Sabahleyin sağlam yedim. Öğle yemeği yemedim. Akşam yemeği yemedim. Sırf şu olayı biraz tadayım diye, biraz empati yapayım. O kadar insanlara anlatıyoruz. Biraz yaşamış olayım. %1 bile olsa. Aç yattım. Hayatımda ilk defa aç yattım. Gecenin birinde, ikisinde midemde sıkıntı ortaya çıktı. Açlık uyutmuyor, devamlı sinyal veriyor. Mide devamlı sinyal veriyor. Nefis devamlı sinyal veriyor. Buzdolabı dolu. Kalk. Boşu boşuna niye kendine sıkıntı veriyorsun? Oruç değilsin, bir şey değilsin ya. Kalk ye diyor. Ama bende bir istek var. Yaşama isteği. Ben bunu vaazlarda anlatıyorum. Bir yaşayayım bakayım. Şu aç yatmak nasıl bir şeymiş? Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh diyor ki bir gece açlıktan uyuyamadım. Allah için kardeşler hayatınızda bir defa şunu bir deneyin. Açlıktan uyuyamamak nasıl bir şey? Ben bunu bir kere yaşadım. 1 saat, 2 saat civarı sürdü. Gittim 2-3 bardak su içtim. Bir dayattım. Sabahleyin normalde 3 dilim ekmek yerim. O sabah yarım ekmek götürdüm. Ama açlıktan yatamamanın ne olduğunu az da olsa hissettim. Sa'd radıyallahu anh diyor ki bir gece sokağa çıktım diyor açlıktan uyuyamadım. Ayağım ıslak bir şeye denk geldi. Hemen eğildim, elimle onu aldım ve ağzıma attım. Ve yedim. Hala yıllar geçmiş olmasına rağmen o yediğim şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Ya hocam insan bilmediği şeyi yer mi? Hele ki karanlık bir gecede. Ne olduğunu görmüyor. Hayvan pislik mi bırakmıştır? Birisi çöpünü mü atmıştır? Islak bir şey. Tabir bu. Islak bir şey. Elimle aldım, yedim. Hala ne yediğimi bilmiyorum diyor. Açlık adamı bu hale getiriyor. Sahabe boykot dönemlerini anlatırken Allah onlardan razı olsun. Amin. Ağaçların kavuklarını keserdik. Ağaçların içlerindeki ıslak tahta parçalarını yerdik. Nalınlarımızın derilerinin iç kısmını bıçaklarımızla keserdik ve yerdik. İnsan giydiği ayakkabının içini kesip yer mi? Bu mantıklı bir şey midir? Ama açlık adama her şeyi yaptırır. 20 yıllık arkadaşını uçak kazasında uçakları adaya düşüyor. Yiyecek bir şey yok. Arkadaşı açlıktan ölüyor. 20 yıllık arkadaşını ölmeyeyim diye kesiyor ve yiyor. Adama diyor ki nasıl hayatta kaldın? Arkadaşımı kestim yedim diyor. Ölmüştü diyor. Açlıktan öldü. Ben biraz daha fazla dayandım. Ölür ölmez diyor kestim. 20 yıllık arkadaşını kesmiş. Halbuki önce hayvanlara bakmak zorunda. Bütün hayvanları taramak zorunda. Domuz bile olsa öldürmek ve yemek zorunda. İnsanı öldürmek caiz değil. O en son çaredir. İnsan kendi kendine ölürse.